Alize'den merhabalar. Gördüğünüz gibi bugünkü paylaşımımızda sizlerle bal kabakları yapıyoruz. Evet, oldukça trend bir çalışma. Bütün dünyada bal kabağı örülüyor ve her kalitede de iplik kullanılıyor biliyorsunuz. E, tabii ki biz Alize farkı ile sizlere bir bal kabağı yapımının anlatımını paylaşacağız. Evet, gördüğünüz gibi Alize e, pufi ile arkadaşlar. E, Tabii ki biz çok kolay ve hızlı bal kabakları örebileceğiz. böyle gördüğünüz gibi şişle tığ kullanmıyoruz. Alize Puffy ipliğimizin ve Alize Puffy Fine küçük ilmekli ipliğimizin de böyle ilmeklerinden yararlanarak bu çalışmayı yaptık. Umarız beğenirsiniz çünkü çok kolay ve hızlı bir çalışma olacak. Şimdi birkaç tane sizlere göstereyim. Böyle bir çalışma yapabilmek için bize ne kadar yumak gerekli onu söyleyeyim sizlere. Alize puf ipliğimiz biliyorsunuz 100 gramlık bir iplik. Bu puf ipliğimizden bir yumak ile şöyle bu boyutta bir balkabağı yapabilirsiniz. Böyle Bunlar hep bir yumakla örüldü arkadaşlar. Şöyle ama böyle hani daha büyük ebatta bir. Balkaba isterseniz iki yumak kullanmalısınız. İki yumak almalıyız Alize Puffy ipliğimizden. Evet bu böyle. Yine Puffy Fine ilmekleriyle de böyle küçük ilmeklerle de bunları hep birer yumakla ördük arkadaşlar. Tabi bunlar daha da küçük arttı. Bir yumaktan daha az gitti bunlar. Bu da bir yumak diyelim. Evet bir iki yumakla böyle bal kabaklarını örebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen uygulama bölümümüze geçelim. Nasıl örüyoruz görelim. Evet arkadaşlar şimdi Alize Puffy ipliğimizle bir yumak kullanarak yaptığımız bal balkabakların ebatı şöyle. Alize Puffy Fine ipliğimizle de aynı şekilde öreceğiz. Alttan açılacağız dışa doğru. Kaç dilim istiyorsak hesaplamalarımızı şimdi göstereceğim size nasıl hesaplayacağımızı. Örüyoruz. Buralardan da azaltarak Burada bitiriyoruz. Sonra da bu ara detayları çalışıyoruz. Şimdi başlayalım örmeye. Alize poof ipliğimizden bir yumak kullanarak balkabağımızı örmeye başlayalım. Ortadan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimizi açalım. 3 ilmeği şöyle yuvarlak bağlayarak ortadan örmeye başlıyorum. Alt bölümden. Şöyle. Evet, şimdi e, her ilmekten arkadaşlar 2 tane ilmek çıkaracağım. 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimden 6 ilmek elde edeceğim. Şöyle yumaktan gelen 2 tane ilmeği aynı yerden geçirdim. Tek ilmekten 2 ilmeğim oldu. Diğer ilmeğe geçtim. Yine yumaktan gelen 2 tane ilmeği böyle tek tek geçirdim. 4 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 6 ilmeğe ulaştım. 3 ilmeği 6 ilmek yaptım arkadaşlar. Ortadayım, merkezdeyim, alttan başladım. Şimdi yumaktan gelen ilmeklerle devam ediyorum. Yine her ilmeği çift çift ilmek geçirerek 12 tane ilmek elde edeceğim. 12 tane ilmeğimi elde ettim çift çift geçirerek. Şuraya da bir işaret takabilirsiniz. Şimdi 12 ilmek yani şablonumuza bakarsak 5 bölümlü bir balkabağı yapıyoruz. 3 ilmekle başladık, 2 2 çift çift geçirdik, 6 yaptık. Çift çift geçirdik. 12 yaptık. Şimdi şuraya geçiyoruz. Tek çift, tek çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi çift. Aynı yerden iki kere geçirdim. Tek bir tane çift. Çift tek, çift tek. Bu şekilde istediğimiz genişliğe kadar parçamızı böyle genişletiyoruz büyütüyoruz arkadaşlar hani ilmek sayısını şimdi nasıl ayarlıyoruz onu sizlere göstereceğim hemen biz eğer 5 bölümlü bir bal kabağı yapıyorsak bu bir tek bir çift bir tek bir çift sayımızı kaça kadar çoğaltacağız, yükselteceğiz her bölüme 7 ilmek dersek 7 ilmek 7, 7, 7 ve 7 5 çarpı 7 eşittir 35. Bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane de bölümümüz olacak. Yani bu 5 ilmek demek artı 5 ilmek eşittir 40. Şimdi bizim böyle bir şey yapabilmek için Şöyle bir balkabağı balkaba yapabilmek için 5 bölümlü 1, 2, 3, 4, 5, 40 ilmeğe ihtiyacımız var. 40 ilmek. Şöyle. 40 ilmeye ulaştım. Bir tek bir çift bir tek bir çift 40 tane ilmeğim oldu burada. 40 ilmekten sonra hani buraya gelmek zorunda değilsiniz. E, ilmek sayısını hesapladığınızda isterseniz şurada da kalabilir, isterseniz geçebilirdi. Önemli olan e, bize lazım olan ilmekleri buraya arttırmak. Hani şuna çok dikkat etmek durumunda değiliz, en son arttırmada. Şimdi her ilmeğe tek arkadaşlar, tek. Tek, tek, tek. Şimdi nereye örüyoruz? Şuraya örüyoruz. Şu yan bölümü örüyoruz. Dümdüz çıkıyoruz. Dümdüz. Böyle bir boy isterseniz 5 sıra falan yapacaksınız. 5 sıra dümdüz çıkıyoruz. Burada mesela 8 sıra çıktık. Bunun alt bölümünü de daha geniş yaptık arkadaşlar. Mesela bunlar dokuzlu falan şu dilimler. Ona göre hesapladık. İki yumak çünkü. Bakın böyle puf olarak da kullanabilirsiniz. Böyle puflar da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tek 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 böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın tek tek açılımımızı yaptık. 40 ilmek ile 40 ilmeğe ulaştıktan sonra tek 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 çıktık yukarıya. Şöyle bir 5 sıra kadar örüyoruz. Ne kadar ise bir 6 da olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Bir sıra fazla örmüşüz. 6 sıra da olabilir. Şimdi e, burada eksiltmeye geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 7 dedi dedim. E, yani 3, 6 ve 7. Dilimlerimiz şöyle olacak ama şimdi eksiltmede tabii bir tane bu tarafa bir tane bu tarafa geleceği için arada 5 kalacak. 5 tane kalacak. Şimdi biz hemen eksiltmeden başlayalım. Şu bir ilmeği alıyorum. Şu ilmeğimin arkasına yerleştiriyorum. Bu ilmeği de alıyorum. Bunun arkasına yerleştiriyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Aldım. Aralar 7 olacak demiştim ama bu birer tane eksiltmeyi düşünerek arada 5 kalacak. Kesmeye başlayınca öyle düşüneceğiz. 1 2 3 4 ve 5 Tabii ki arayı 7 olarak hesapladık. Birini bu kesmeye verdik. Şimdi birini de buradan vereceğiz. 5 kalacak burada. Bir taneyi alıyorum arkaya. Bunu da alıyorum arkaya. Bu önde. Hemen şu sıradaki ilmeğimi 3'ünün içinden birden geçirip çekiyorum. Yani böyle eksiltmiş oluyorum arkadaşlar. Son dilimdeyim arkadaşlar. Bakın arada 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ördüm. İlk kestiğim yere geldim. Şimdi burada bu beşinci ilmeğimi çekiyorum geri. Dört kalsın burada. Çünkü sonra gelirken de buradan bir tane gidecek. Üç tane kalacak. Şimdi bunu alıyorum. Yine aynı kesme noktamın arkasına. Bunu da alıyorum buraya. Hepsi birlikte alıyorum. Bakın şimdi üç tane öreceğim arada. Bir. Azalıyoruz çünkü yavaş yavaş. Kapatıyoruz. İki ve üç. Bakın üç tane ördüm. Şimdi burada bu bir taneyi şu eksiltme noktam arkaya alıyorum. Bunu da arkaya alıyorum. Böyle hepsini birlikte alıyorum. Şimdi bunu yaparken fazla kapanmadan hemen şöyle uzun elyaf dolduruyorum içine. Böyle devam ediyorum. İçini doldurdum. Da daralınca hepsini hani artık topladık. Bakın arada birer ilmek kaldı. Böyle kaldığında şöyle ipliğimizi düzlüyoruz. Şimdi şu ilmeğin içerisinden bunu geçirip Böyle çekiyoruz. Hepsinin içerisinden geçirerek çekiyoruz. Şöyle şuradan alarak buraya bir düğüm atıyoruz. Sonra da içten bunu içine itiyoruz. Burada bizim kendi renginde bir ipliğe ihtiyacımız var. Şöyle bir iplik alıyoruz. Kendi renginde. Bakıyoruz. Şurada Şunun tam orta hizasından geliyorum. Şöyle geliyorum. Şuraya tığımı geçiriyorum. Evet, bunu burada böyle düğüm atıyorum. İçe itiyorum. Şimdi böyle şuradan şöyle bakın. Burada aralar var. Şöyle bakın. Şöyle aralar var şu aralara girerek böyle yakın çekiyorum ama bakın şimdi buradaki araya şu araya geliyorum. Böyle yakın çekiyorum. Yani e, büzmeli Uzatmıyorum ipliğimi böyle kısa kısa tutuyorum. Böyle büzerek yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şu aralara tutunuyorum. Tığımı buradan geçiriyorum, ipliği alıyorum. Şöyle böyle kısa kısa çekiyorum böyle çekiyorum. Böyle. Böyle. Şöyle ortaya bir yere de batarak son çekmemi yapıyorum. Şimdi burada bir tane sıktım. Bir tane daha geçirdim. Çektim. Bu ipi de böyle içine gizledim. Şimdi burada bir bölümümüzü ayırmış olduk. Geliyoruz buraya. Burada tam ortadan şuradan iniyorum. Şöyle. Şimdi şuralardan bir yerden yine yukarı gideceğim. Aynı işlem arkadaşlar. Size böyle bir bölümü gösterdim. Bakın bunlar gibi böyle. Her bölümü böyle, böyle, buarak e, yapıyoruz. Şimdi şeyi göstereyim. Şu e, üst sap bölümü nasıl yapılıyor? Hemen onu göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Şunu şuradan buraya bir bağlıyoruz. Bunu sonra içe çekiyoruz arkadaşlar. Bunu içe gizliyoruz. Şimdi burada ne kadar uzunlukta isterseniz şöyle ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek zincir çekiyoruz. Şöyle çektik, yeter herhalde. Şimdi şöyle bu çektiğimiz zincirlerin bu duruyor burada. Aynı yanından bir tane daha çıkardım. Bir tane daha çıkardım. Bir tane daha. Yani aslında gördüğünüz bütün objeleri mantığınızı yürüterek böyle hayal dünyanızla birleştirerek her şey yapabilirsiniz. Yani bu burayı başka türlü de yapabilirsiniz. Bu iplik yardımıyla, ilmekler yardımıyla hani böyle yapmak zorunda da değilsiniz. Evet, böyle buradan kapatıyoruz son ilmeği geçiriyoruz sonra şurada şöyle çekiyoruz ve içine gizliyoruz arkadaşlar evet tabi bunların hepsi böyle boğulacak ee, aynı bunun gibi böyle bir balkaba olacak şimdi ee, Şöyle şunu göstereyim. Tabii bizim gösterdiğimiz küçük boy. O iki yumakla örüldü. Böyle bir bal kabağını küçük ilmekle yapacağız. Alize Puffy Fine kullanacağız. Mesela veya böyle daha küçüğünü yapacağız diyelim. E, fark ne? Buradaki fark şu. Şöyle ilerlemeliyiz. E, burada yine aynı. Üç ilmekle başlıyoruz. Çift çift arttırıyoruz. İkinci sırada yine çift çift. Üçüncü sırada yine çift çift. Burada çünkü ilmekler küçük. Bunu kaldırabiliyor. Yani 24 ilmeğe ulaşıyoruz arkadaşlar şurası 24 e, ilmek olacak 24 ilmeğe kadar 24 ilmeğe kadar açılıyoruz 24 ilmekten sonra iki tane tek bir tane çift iki tane tek bir tane çift iki tek bir çift iki tek bir çift biraz önce gösterdiğim gibi döne döne örüyoruz kaç ilmek olana kadar 56 ilmek olana kadar neden 56 ilmek kaç bölümümüz var burada 1 2 3 4 5 6 7 e, 7 arada da ilmeklerimiz 7 7 tane 7 çarpı 7 49 artı 7 eşittir 56 bakın bu 56 ilmeğe ulaşana kadar 2 tek bir çift 2 tek bir çift 56 ilmeğe ulaşıyoruz sonra da burada 2, 4, 6, 8 sıra örüyoruz. 8 sıradan sonra da yine aynı biraz önce gösterdiğim kesmeyi yapıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. E, hesaplama bu şekilde. E, şöyle birkaç tane göstereyim size. E, hani bu daha küçüğü, daha küçük bir kabak. Şöyle bu da 42 ilmekli küçük olan. E, böyle daha küçük 30 ilmekli olan. Şöyle arkadaşlar. Evet anlaşıldı zannediyorum. Sizlere keyifli örgüler diliyoruz.